Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet burada kalmıştık. Ve bihi kâle zunnun. Gene aynı senetten zunnun-i Mısri şöyle buyurmuş. Kullu mudda'in bi bidda'vahu an şuhudil haqqi. Her iddia eden kişi, yani kendinde olmayan bir şey iddia eden kişi, perdelenmiştir davası sebebiyle neden perdelenmiştir hani iddia etmek sebebiyle cenab Allah'ın yani hakkın e, şahitliğinden perdelenmiştir demek ki her iddia eden yani kendinde olmayan bir şey iddia ediyor. Adam veli değil veli olduğunu iddia ediyor. Bu iddiasında Cenab Allah'ın şahitliğinden perdelenmiştir. Niçin? Lenne'l hakka Buradaki hak Cenab-ı Allah. Şahidun li ehlil hakkı. Cenab-ı Allah hak ehline şahittir. İddia edenlere değil. Gerçek manada velilerin şahidi Allah'tır. Allah Allahu vel hakku ve kavluhu hak. Ya Allah haktır, sözü de haktır. Ve la yahtaju en yedda'ye izâ kânel hakku şahiden lehu. Cenab-ı Allah kimin şahidi ise Artık onun iddia etmesine gerek ihtiyacı yoktur yani. Cenab-ı Cenab Allah onun şahidi ise bir şeyleri iddia etmeye ihtiyaç duymaz ki. Allah benim şahidimdir. Niye kendin bir şeyleri iddia etme peşine düşüyorsun ki? Ve me kana ama Cenab-ı Allah ondan gayb ise şahit değilse o kişiye o zaman fahine izin yedda'i. O zaman kişi iddia eder yani. Ama kim ki Allah onun şahidi ise bir şey iddia etmez. Ve inamattaq ve demek ki iddia kimler içindir? Perdelenmiş kişiler içindir. Yani Cenab-Allah'tan ı Allah'tan perdelenmiş. Allah onun şahidi değildir. O zaman kişi ne yapar? İddia eder diyor. Yani bu burada zunun e, misri Yani kendinden kendine olmayan bir şey iddia etmekten kişi ne, ne, ne yapıyor? Nehyedir yani böyle yapma diyor. Ve bi kâle men en ise, bu nunun noktası yok, men en ise bil halki, kim mahlukatla ünsiyet peyda <laughs> ederse, onların arasına karışırsa, onlarla muhabbet ederse, fakat istemkene min bisatil ferâineti, Firavun'un yaygısına ne yapmış olur? Temekkün etmiş olur. Ne demek? Yani Firavun gibi olur yani. Çünkü Firavun'da Cenab-ı Allah bırakmıştı. İnsanlarla ne yapmıştı? Muhabbet, ünsiyet peyda ediyordu. Çünkü kendisi ilahlık davasında bulunuyordu. Ki nereden kaldı ki Cenab-ı Allah'a yani Allah ile ünsiyet peyda etsin? وَمَنْ غُيِّبَ عَنْ مُلَاحَزَةِ Kim nefsinin nefsini görmeden kendini kaybederse yani nefsini görmezse nefsine bir pay biçmezse fakat istemkene minel ihlas ne olur? Yani ihlasla temekkün eder. Yani tam bir ihlas sahibi olur yani. Çünkü insan nefsini gördü mü nefsine pay biçer. Bir sefer ihlas ondan gider. Gösterişe meyleder bir sefer. وَمَنْ كَانَ حَزُّ فِي الْأَشْيَيْ Kim ki bütün mahlukatta nasibi hu Allah ise yani her baktığı yerde Cenab-ı Allah'ı görüyorsa لَا يُبَالِ مَا فَاتَهُ مِمَّهُ وَدُونَهُ Evet yani e, aldırış etmez. Mafata o yani kendinden geçen dünyalıklara yani kendini geçen elde edemediği dünyalıklara ne yapmaz? Layu bali aldırış etmez diyor. yani mimma huve dünahu. Cenab-ı Allah'ın dışında kaybettiği şeylere aldırış etmez. Yani Cenab-ı Allah ı görüyor ya Allah yeter bana diyor. Yani dünya yıkılsa umrunda değil yani. سمعت أبا الحسن علي بن محمد القزويني يقول سمعت علي بن أحمد بن محمد البزناني يقول سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت فارسا يقول سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت زنون يقول الصدق سيف الله في أرضي دور جناب الله يرزندكي جدر. Ma ala şeyin illa qata'u. Bir şey üzerine o kılınç konulmaz ki illa ki onu keser yani. Demek doğruluk yani keskin bir kılıç gibidir. Ee, yani hükmettiği her şeyi ne yapar? Keser yani. Onun hükmü de kabul edilir. Yani kesmemezlik etmez diyor. Ama yalan öyle değildir. Yalan bir şeyin üzerine konuldu mu onu kesmez. Yani onun e, geçerliliği olmaz demek istiyor. Ve bir isnadı kalasının menteze yine bir amelihi kim ameliyle süslenirse, yani amelini süslü gösterirse, kânet hasanatuğu seyyiat iyilikleri kötülüklere dönüşür. Çünkü insan Allah için ne yapacak, ameli isteyecek. İnsanlara gösteriş için değil yani. Sami'tu Ahmed ibn Ali ibn Jafer yakul semi'tu Faris en yakul Yusuf ibn al-Hussein yakul semi'tu Zanun yakul bi ilk adımı attığında Allah'ı talep ettiğin ilk adımda tudrik onu olursun ve tecid onu bulursun. Yani sabah evden çıktığında bismillah dedin ayağını attın yani Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya gidiyorum dedin anda onun rızasını bulursun ve elde edersin. Hani Kutsi Yüce Allah diyor kim bana bir adım atarsa ben ona koşarak giderim diyor. Ve bi isnadi kâle semiyotu zennûn adna edna menâzilil unsi en yulqa fin nâr felâ yagîbu hemmuhum en me'mûlihî Ünsiyet mertebesinin derecesinin en altı yani en alt derecesi kişinin ateşe atılması ama onun himmetinden de ee, ümit ettiği şeyin de kaybolmaması. Yani Cenab Allah'ın e, böyle Cenab Allah'tan böyle gafil olmaması. Demek ki ünsiyetin en alt derecesi cehenneme atsa bile kişinin ümit ettiği şey e, şeyi kaybetmemesi. Semi'tu Ebu Said Ahmed bin Muhammed Rumayh el Hafız, "Yekû semi'tu Ebu Ya'la" İbn Halef يقول سمعت ابن البرقي يقول سمعت زنن يقول الأنس بالله نور ساطع جناب الله ile ünsiyet kurmak parlak bir nurdur parlayan bir nurdur. bil بالخلق مخلوقات ile muhabbet peyzah etmek gam-ı kişiye Vakı olan bir üzüntüdür. Yani üzüntü içinde olur yani. Ama Cenab ı Allah ile ünsiyet kurarsan e, kalbin rahat nur içinde olur. Gene semiyatu Yusuf ibn Hüseyin demek hep e, bu rivaz zinciri Yusuf ibn Hüseyin'den geliyor dikkat ederseniz. Ve o hep zunnundan işitim diyor Yusuf ibn Hüseyin. Ne diyor? Zünnul Mısri. Lillahi ibadun zembe min keremihi. Cenab-ı Allah'ın diyor bazı kulları var ki Cenab-ı Allah'ın kereminden haya ederek günahları terk etmişler. Ba'de <laughs> enterekuhu yine o zembi terk etmişler. Havfe min ukubetihi. <laughs> Cenab-ı Allah'ın cezalandırmasından korktu. Korkarak o günahı terk ettikleri gibi Cenab-ı Allah'ın kereminden de haya ederek günahları terk etmişler. Ve lev kâle Cenab-ı Allah sana şöyle dese amel maşite felestu ahuzuke bin. Yani istediğini yap ben seni günahla muhakkaz etmem sorunu tutmam dese bile kana yanbagi en yezideke keremuhu <laughs> istihyan minhu. Cenab-ı Allah'ın bu lütfu keremi efendim sana sadece ondan haya etmeyi artırması gerekir. Ve terken li masiyeti günah ona yani cenab Allah'ın masiyetini terk etmeni gerektirir. Yani ona günah iş ona karşı günah işlememeni gerektirir. İn kunta hurran kerimen. Tabi sen hur, kerim bir civanlar adam isen yani abden şekuran, şükreden bir, çok şükreden bir kul isen, fe ve kad hazzareke, yani sen nasıl günahları terk etmezsin ki, Cenab-ı Allah seni bu günahlardan sakındırmış yani. Daha evla ki sen de günahlardan sakınman. Gene ve bir isnadı, aynı isnadı ile, kâle zünnun, el khawfu rakibul amel, ve raca'u şefi'ul mihan. Evet, gene demiş ki, korku amellerin, Gözet, e, gözeticisidir. Ne demek? Yani insan amel yaptığı zaman e, Cenab-ı Allah'ın korkusu olursa e, ne yapar? E, onu daha samimi, ikhlası bir şekilde yapar diyor. Var raja u Allah'tan ümit etmekse e, şafiül mihani. Evet. Belaların, musibetlerin şefaatçisidir yani. Çünkü Adam e, Allah'tan ümit ediyor ya. Allah'tan ümit eden demek ki onun e, Cenab-ı Allah onun ümidini ne yapmaz? Boşa çıkarmaz. Ve bi istadi utlubil fakri la Sen diyor ihtiyacı Cenab-ı Allah'tan böyle fakri zaruret içinde böyle bir dil kullanarak iste. Yoksa böyle ya Rabbi işte ver. İşte ben istiyorum sen vereceksin. Böyle tahakküm şekilen değil. Ya Rabbi bu fakir kulun kapına geldi. Ya dilediğimi ver ya Rabbi. Yani böyle e, fakir bir dil isteyeceksin. Böyle tahakkümü bir dil ile Allah'tan isteme diyor. Yani zelilliğini Cenab-ı Allah arz ederek iste. Yakul gene Semihtu Hasan ibn Hasan ibn Sehl İbn Asım yakul Ali ibn Abdullah el Kereci yekul semetü zennun yekul miftahul ibadeti el fikre. ibadetin anahtarı tefekkürdür. Düşüncedir. Yani hani e, Hz. Ali'nin sözü e, Allah'u alem diyor ki tefekkürsüz ibadete bir hayır yoktur. Namaz kılarsan tefekkür eder ki namaz kılacaksın mesela. Ve alametül heve mutaba'atü şehevat. Yani nefsine nefsinin esiri olmanın alameti nedir? Şehvetlere tabi olmandır. Yani şehvetleri peşinden gitmen demek ki sen seni e, bu neyi gösteriyor? Senin e, nefsinin esiri olduğunun alameti değil. Ve alametü tevekkülü, tevekkül alameti nedir? İnkıta'ul metami'i. İnsanların elinde olanlara göz dikmek, göz dikmeyi ne yapacaksın? Keseceksin. Yani isteklerine Gen vuracaksın. İsteklerini dizginleyeceksin yani. Demek budur tevekkül budur yani. Allah'a tevekkül edeceksin. İnsanların elindekine değil. Gene Yusuf Yusuf ibnül Hüseyin diyor "Yakul kul semez zannun ya kana li sadiqun fakirun. Benim fakir bir arkadaşım vardı. Femate öldü. Faraytu fi'n nevmi. Rüyamda bu ölen arkadaşımı gördüm. Fakutu ma faal bike. Cenab-ı Allah sana nasıl muamele etti? Kala li Cenab-ı Allah bana şöyle buyurdu kad gafartu leke seni affettim neden bir tereddüdü ki ilaha ula şu düşük insanların alçak yani bu dünya çocukları yani dünya perest insanların bu düşük insanların yanına gitmekle firagifin bir ekmek için yani onlardan bir ekmek almak için tablo en ortaya. daha sana vermeden sen onların yanına gittiğinden dolayı yani böyle perişan olduğundan dolayı seni affettim diyor. Yani bu zillete katlandığından dolayı, yani onların ayağına gitme zilletine katlandığından dolayı, onlara el açma e, zilletine katlandığından dolayı sabretmene karşılık seni affettim diyor. Yani bu demek değil ki biz de gidip dünya ehline elimizi açalım, onlardan bir şeyler isteyelim. Yani insan ne yapacak? Hani Efendimiz ne diyor? Sizden birinizin ipini, baltasını alıp daha gidip odun e, satarak geçimini sağlaması, insanlara el açmasından, dilenmesinden daha hayırlıdır diyor. Yine el-Abbas el bin Hamza kale, zennun, yakul, ilmi ya bu önemli bu şu bu zunun misirin bütün sözleri güzel ama bu can alıcı nokta bence şu bölüm yani biz ilim ehli için ne diyor diyor kişi ilim ehlinden olurdu yani bizim zamanımıza kişi okurdu alim olurdu yezdadu bi almihi boğdan li dünya ve ilmi ona dünyaya boz etmeyi artırırdı. Hani dünya çok boz ederdi ilim kesbediyordu ve bu neye sebep oluyordu? Dünyadan boz etmesine sebep oluyordu. Fazlalaşıyordu. Ve terken ve dünyayı terk etmeye sebep oluyordu. Ama vel demek ki ama şimdi günümüzde bunu zünür müsi kendi zamanında diyor yani. Şimdi günümüzde ise yani iş daha kötü yani. Yani dünyalık için din öğreniliyor yani. ilim öğreniliyor. Yezdadur racul bi almihi li dunya hubban. Kişi ilmi sebebiyle dünya karşı sevgisi muhabbeti artıyor. Ve la talaban dünyayı talep sevgisi artıyor. Vakana kana raculu yunfiqu malahu ala almihi. Dur eskiden kişi malını ilim öğrenmek ilim uğruna harcardı. Ama valiyum yeksibu racul bi ilmi malen. Kişi ilmiyle malı talep ediyor. Adam ilim öğreniyor, insanlar öğretir, para arıyor, değil mi? para karşılığında ilim öğretiyor. Halbuki biz ilmimizi para karşılığında öğretmememiz gerekir Allah rızası için. Nasıl ki biz e, hocalarımızdan, alimlerimizden ilmi yani meccanen bedava öğrendik. Yani para karşılığında değil, biz de ilmimizi ne yapacağız? Bir para karşılığında insanlara öğretmeyeceğiz. İşte ben sana Arapça ders veririm, işte saati şu kadar dedim mi o olmadı. Yani o zaman sen e, ilminle e, dünyalığı elde etmiş olursun. Kıyamet gününde bir sevap sana hasıl olmaz. Allah rızası için ilmimizi öğreteceğiz. Yani bir maddi bir menfaat karşılığında değil. Ve kana yura ala sahibi'l ilmi ilim sahibi üzerinde görülürdü. Ne görülürdü? Ziyade fi batinihi ve zahirihi. Hem batınında hem zahirinde ziyade huşu, heybet, vakar görülürdü. İlmin vakarı görülürdü. Ama valiyum yura ala kesir min ehli ilmi bugündür günümüzde bunu zunnun müsri diyor değerli kardeşlerim. Fesadul batini ve zahiri. Bakıyorsun ki bugün günümüzde ilim adamlarının üzerinde diyor hem içleri hem de dışları bozulmuş yani. Yani o ilmin heybeti ve karı kalmamış diyor. Çünkü yani o ilmiyle dünyalık peşinde koşuyorlar. Cenab-ı Allah da o ilmin nurunu, heybetini onlardan almış diyor. Yani yakın Yakulu semetu Farisen, yakul semetu Yusuf ibn el Hüseyin, yakul semetu bak gene Yusuf ibn el Hüseyin ne diyor? Ben Zunu'dan şöyle dediğini işittim. El arifu kulle yevmin akhsha'u. Bir arif her gün daha huşu içinde olması gerekir. Yennehu kulle saatin akrabu. Çünkü her saat cenab Allah daha manen yakınlaşıyor. O yüzden daha huşu içinde olması gerekir. İnne ma Allah min ibadil ulema değil mi? cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan en çok saygı duyan, korkan onu en çok bilenlerdir, ariflerdir ya. Yani. Alim yani arif. Bilen manasında. Kale ve semeytü gene Yusuf diyor. Ve semeytü zennun ya kul ya ma maşere el müridin. Ey müritler topluluğu men erada minkum tarik. Kim bu yola girmeyi isterse evet, fel yelkal ulema bil cehri. Alimlere karşı böyle üstünlük taslamasın bilgiçlik taslamasın. Yani onlar yanında cahil gibi olsun, onlardan bir şeyler öğrensin demek istiyor. Ve zuhata bir rağbeti. Zahitlerle ne yapsın? Bir rağbeti yani dünya karşı e, rağbet etsin ki zahitler de on, zahitlerden ne olsun? İstifade etsin yani. Sen zahitlere karşı zahitlik taslama demek istiyor. Ve ehlel marifeti bir samti. Marifet ehline de susmakla karşılaşan. Onların yanında çok böyle bilgiçlik taslama konuşma diyor. Semi'tu Ebu Cafer Ar-Razi yekul Semi'tu Abbas ibn Hamza yekul Semi'tu Zannun yekul arife la yazzamu haleten vahideten. Diyor arif kişi tek bir durum üzerinde mulazamet etmez. Belki innama yazzamu rabbu fil halati külye. Bütün durumlarında e, Cenab-ı Allah'a ne yapar? E, eder. Ondan korkar. Ona itaat eder. Ona yakınlaşır. Tek bir halete değil. Yani arif sadece bir hal üzere olmaz diyor. Bütün hallerinde Rabbine karşı yakın olur, onunla ünsiyet peyda eder ve ona muhabbet besler. Onu aklından hiç çıkarmaz. Evet, Zünnun-ı Mısri Hazretleri hakkındaki söz burada bitti. İnşallah gelecek dersimizde İbrahim ibn Edhem hakkında konuşacağız. Tabi bu Zünnun-ı Mısri'nin hakkında, Zunnun Mısri hakkında İbn Arabi'nin özel bir risalesi vardır. Onu size tavsiye edebilirim. Yani daha istifade, daha çok malumat e, almak isteyenler. Bir de İbn-i Cevzi'nin sıfat ve adlı eseri var. Bir de Hilyetül Evliya var. İbn-i Naim'in, Ebu Na Oradan da bakabilirsiniz. Ve ahir davana enilhamdülillah Rabbil Alemin.